Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz karavanda yaşayan biyoloji öğretmeni Çiğdem Yiğit. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Nesra Hanım. İlginç olmalı. Biraz anlatır mısınız? Kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ben Çiğdem Yiğit. 10 yıllık biyoloji öğretmeniyim. Geçen yıl radikal bir karar alıp dedim ki ben artık özel sektörde çalışmak istemiyorum ve hayalim olan karavanda yaşamaktı. Karavana geçiş yapmak istiyorum dedim ve depremden sonra Gaziantep'te depremi yaşadım. Depremden sonra karavanımı aldım ve karavanımı aldıktan sonra yolculuğum başlamış oldu. Ve böylelikle bir yıldır yaklaşık depremden bu yana mesleğimi karavanımda icra ediyorum. Çok geçmişler olsun. Sağ olun, teşekkürler. Demek ki bu tecrübe bir dönüm noktası oldu sizin için. Yani evet, öncesinde de zaten online eğitim yapıyordum. Daha sonrasında online eğitimle çok daha fazla kişiye dokunabileceğimi fark ettim. Ve gerçekten Hababam sınıfında da söylendiği gibi okul sadece dört duvarla çevrili bir alan değildir diye ifade edilince ben de dedim ki neden olmasın ve online eğitimle karavanda istediğim yerde, istediğim koşulda tablet, bilgisayar ve internetimin olduğu her yerde öğrencilerime ulaşabiliyorum. Şahane, ne güzel. Peki neler yapıyorsunuz? Biraz çalışmalarınızdan, projelerinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Şöyle ifade edeyim. Ben kendim biyoloji öğretmeniyim ve bu alanda derslerimi vermekteyim. Haricen öğrencilerimin hani daha çok farkındalıklarının farkına varabilmesi açısından çalışmalarım mevcut. Sadece ders yani biyoloji anlatmak gibi bir hedefim yok açıkçası. Onların içinde gerçekten istedikleri zaman başarabilecekleri bir hedeflerinin olduğunu ve ona ulaşmak için gerçekten çok çalışmaları gerektiğini empoze edebilmek ve bir insanın kendini gerçekten sınırladığı ölçüde kalabileceğini düşündüğüm için onun için daha ufuk, geniş bir vaziyette düşünmelerini istiyorum açıkçası. Bu yönde de çalışmalarıma devam ediyorum. Aynı zamanda öğretmenlere ders anlatıyorum biyoloji öğretmeni olarak. Evet, kendi alanımdaki öğretmenlere ders veriyorum. Çevre eğitimi dersleri yapıyorum. Bunların hepsini online eğitim çerçevesi içerisinde gerçekleştiriyorum. Harika. Evet. İnternet önemli, ulaşılabilir evet. olması. Evet. Karavanınızla daha çok nerelerde bulunuyorsunuz? Şu an eşimin işi dolayısıyla İstanbul Silivri'de kalıyoruz. Ama diyelim ki kafam esti, canım istedi. Bir bakıyorum Çanakkale'deyim, bir bakıyorum işte Kapadokya'dayım. Artık neresi olursa kafa nereye biz oraya misali. Şahane. Evet. Karavanda yaşamak nasıl bir duygu? Yetiyor mu? Zorlukları, keyifli yanları nelerdir? Tabii ki hemen bahsedeyim. Yani yaklaşık 2017'den bu yana ben minimalizm felsefesini benimsiyorum. Yani az eşya. Tabii, sadelik. Sadelik. Ne güzel. Tüketim çılgınlığını bir kenara bırakıp. Tabii, çok yanlış, israf çünkü. Kesinlikle. Tüketim çılgınlığını bir kenara bırakıp daha çok az eşya, az huzur, hayatımı idame ettirebileceğim Tabii. eşyalarla devam edebilmeyi Hı-hı. öğrenmeye çalıştım ilk başta. Hı-hı. Öncesinde çılgınlar gibi Nesir Hanım yani 100 çift ayakkabı mı dersiniz, kıyafetler, işte, kıyafetler ayakkabı, mi dersiniz, çantalar mı dersiniz artık böyle onların arasında yazlık, kışlık değişimler vesaireler ya dedim bir eşyaya bakıyorum yıllarca kullanmıyorum ve o köşede kalıyor ve onun gerçekten hammallığını yaptığımı düşünmeye başladım. Dedim ki ben sadeleşmeliyim ve bir gün karar verip bütün eşyalarımı dağıttım ve hani hayatımı idame ettirebileceğim kadar bir eşyayı bıraktım. Zaten karavana geçtiğimde de onun da yarısına inmek zorunda kaldım ve böylelikle onlarla güzel bir hayat yaşadığımı düşünmekteyim. İşim çok daha çabuk bitiyor. Yani biz kadınların genelde onu nereye koyacağım, bunu nereye koyacağım gibi dertleri oluyor. Ben genel olarak böyle her şey dizayn ve her şeyin olması gerektiği yerde olduğu için beni çok yormuyor ve ben bütün enerjimi öğrencilerime, eğitime adayarak ilerleyebiliyorum. Şahane, çok güzel. Peki sizin önde gelen özellikleriniz nelerdir? Önde gelen özelliklerim çok çalışkan olmam. Ne güzel. Genelde etrafımdaki herkesten şu sözü duyuyorum, çok çalışıyorsun. Gerçekten çok çalışıyorum, çalışmayı seviyorum. Çalışmadığım zaman kendimi böyle bir boşlukta hissediyorum gerçekten. En kötü ihtimalle Gaziantep'liyim aslen. Hiçbir şey yapamıyorsam bir yemek yaparım. Mutfağı dünyaca meşhur. Evet. Zaten çok Hiçbir şey lezzetli. Yapamıyorsam aynen öyle.
bir gün davet ediyorum. Buyurun gelin. Teşekkür ederiz. gittim, çok beğendim. Özellikle gastronomik açıdan çok zengin. Tarihi evet. özellikleri çok güzel. İnsanları çok güzel. Çok teşekkürler. Yani ülkemizin en önemli şehirlerinden biri. Kesinlikle ben de öyle düşünmekteyim. Genelde doğu olduğu için hani insanlarımızın biraz bakış açısı ön genelde yargılar oluyor. Evet, olabiliyor alakası ama yok. Çok modern bir şehir. Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. İstanbul'da ne varsa orada bulabilirsiniz. Kesinlikle, hatta maddiyat açısından yarışır bile diyebilirim. Doğru, ekonomik imkanları çok geniş. Evet. Büyük firmalar var, gerçekten ekonomik ilişkiler kuvvetli. Tabii ki. Üretim kuvvetli, evet. lokal çok güzel ve uluslararası iş yapan firmalar var, evet. fabrikalar var. Evet. Bu çok gurur verici. Kesinlikle. Yani zaten 6 ya da en son 7'ydi herhalde organize sanayi kurulduğu için sanayileşme açısından çok, güzel. Çok fazla ve çalışma odaklı ilerleyen bir yer. Ne güzel. Gaziantep bence giderek güzel bir gelişiyor. Örnek. Evet. Keşke Anadolu'nun bütün şehirleri Gaziantep gibi olsa. İnşallah. Yavaş yavaş. Evet, yavaş yavaş. Şahane, çok güzel. Peki geleceğe dair vizyonunuzdan, hedeflerinizden bahseder misiniz? Şöyle, ben eğitimin ücretsiz olması kanısındayım ve milyonlarca öğrenciye ulaştığım zaman gerçekten hayallerimi gerçekleştirmiş olacağım. Ve ben de kendim çok zor şartlarda büyüyerek buralara Tabii. kadar geldim. Hı-hı. Allah razı olsun annem ve babam da. Tabii. Beni bugünlere yemediler, Neyse. Yedirdiler, Tabii. içmediler, içirdiler. Fedakarlıklar. Evet. Büyük yani de 90 kuşağı o zamanlar biraz tabii da yokluğunda. Evet. Tabii böyle değildi. Evet, olduğu bir dönem olduğu için onlara buradan sizlerin adınıza teşekkür ediyorum. Biz de saygılarımızı iletelim. Ve hani eğitim alanında ücretsiz eğitimlerimi yaparak Hı-hı. devam ederek YouTube, Instagram üzerinden birçok öğrenciye ulaşmak ve onların gerçekten içerisindeki farkındalığı ortaya çıkarabilmek. Bu noktada da hani elimden gelen ne varsa... Yani son nefesime kadar öyle ifade edeyim, çalışmaya devam edeceğim. Ne güzel, çok idealist bir yaklaşım ve çok güzel. Buradan evet. Harika bir rol model oldunuz. Çok teşekkür ederim. Çok güzel, ilham verici bir yaklaşımınız var. Çok teşekkür ederim. Herkese örnek oldunuz gerçekten. Çünkü öğretmenlik zaten idealizm gerektiren bir iş. Kesinlikle. Yani ticari yaklaşılmaması gereken kesinlikle, bir iş. Kesinlikle, kesinlikle. Yani ben... ilk zamanlarda yani şöyle ifade edeyim, ilk zaman dediğim ilkokul birinci sınıftayken Figen Yalçın sınıf öğretmenim bana sormuştu ne olmak istiyorsun? Ben direkt öğretmen olmak istiyorum demiştim. O günden bugüne hiçbir şekilde fikrim değişmedi. Şu günde olsa yine öğretmen olmak isterim. Şahane. Peki kimler bu mesleği iyi bir şekilde yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmaları gerekir? Yani şöyle ifade edeyim Nesrin Hanım. Daha çok böyle hani bunu bir meslek olarak görmeyen kişinin yapması gerekiyor. Hı-hı. Çünkü meslek olarak gördüğümüz zaman eğitimi, öğretmenliği daha çok. 5 yıl sonrası yıpranıyorsunuz. Çünkü ciddi sabır gerektiren bir iş olduğunu düşünüyorum. Ve bir öğretmenin hayatı boyunca öğrenci kalması gerektiği düşüncesindeyim. Çünkü gelişime açık olmak lazım. Teknolojik bir çağa doğru ilerliyoruz. Tabii. Ve böyle olduğu için sürekli olarak gelişen bir dünya içerisindeyiz. Ve öğretmenler de dokunan tarafta olduğu için her zaman öğrenci kalmalı. Ve bu portföye sahip olan kişilerin kesinlikle öğretmen olması gerektiğini düşünüyorum ben. Harika. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Çok Fakat teşekkür ederim. Fakat programın sonuna yaklaştık. Evet. Son olarak izleyicilere iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Var, hemen ifade edeyim. Kıymetli arkadaşlarım, değerli izleyiciler, eğer hayatta sevdiğiniz mesleği yaparsanız bir gün bile çalışmamış olursunuz. Teşekkürler. Harika bir mesajdı. Katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çok güzel bir rol model oldunuz. Daha nice başarılar diliyoruz. Çok nice sağ olun. Güzel çok projeler. Çok teşekkür ederim Nesrin Hanım. Tanıştığıma çok memnun oldum. Davetiniz keyif verdi. Bizim için de çok mersi. Çok teşekkürler. Bugünkü konuğumuz Karavanda yaşayan biyoloji öğretmeni Çiğdem Yiğit'ti. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.